yaptım. Mert. Polis ambulans falan arayalım. Saçmalama. Hayır. Hayır, polis yok, ambulans yok, hiçbiri yok. Nasıl yok? Ya yok. Ben ne yapacağım? Anneme ne diyeceğim oğlum? Dilara. Mert, gidiyoruz, gel. Hadi. Gel, gel abi. Hadi. Siz gidin. Ne? Siz gidin. Mert, hadi. Mert. Ben onu bana sever mi abişim? Bak ver onu bana. Bak ben halledeceğim her şeyi, tamam mı? Hadi alın gidin siz onu. Hiçbir şey yok, tamam mı abi? Olmaz. Alın gidin. Evet. Ya olmaz. Oğlum ben seni buraya getirmemeliydim lan. Anlamıyor musun oğlum? Bak bu benim suçum. Senin hiçbir suçun yok. Alın gidin bunu. Git buradan ya. Mert, git. Mert adam hareket ediyor. Mert. Gel Mert gel. Lan oğlum hiçbir şey yok. Git vallahi git lan turp gibi. Mert hadi. Yok oğlum yok. Vuramamışsın bile adamı. Hadi git lan. Mert hadi. Git. Hadi. Lan oğlum, korkuttun lan beni! Korkuttun oğlum beni ya! Abi, lan! Bunun hesabını soracağım lan sana. Ne yaptın lan abi? Lan abi hiçbir şey yok, Türk gibi görmüyor musun ya? Abi iyi misin? Yok bir şey, iyiyim ben koçum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Oğlum hiçbir şey yok. Heyecandan şu anda benim elim ayağım titriyor, görmüyor musun? Bunun hesabını vereceksin. Geberteceğim lan seni de, kardeşini de. Kardeşim bu işe karıştırma, tamam mı? Kardeşimlik bir durum yok ortada. Ambulanslık bir durum yok, var gibi görünüyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bu bıçağı bırakıp kaçıyorum, tamam mı? Sakın arkamdan gelmeyin benim. Allah kahretsin! Aç şunu aç! İnanmıyorum gerçekten ya! Bayağı bıçaklı bıçaklı kavganın içine girdik ya! Hiçbir şey söylemeyeyim. Lütfen gidin lütfen. Tamam lütfen. Ne yapacağız şimdi biz? Ya adama bir şey olursa? Ne demek ne yapacağız biz ya? Bittik biz Ege, bittik! Ne yaptım? Ne yaptım ben? Arkadaşlar bir sakin! Ne sakini ya? Şu an olduğumuz duruma bak Allah aşkına! Ya Mert! Sen bizi nasıl böyle bir şeyin içine sürükleyebilirsin? Haklısın. Yapmamam gerekiyordu biliyorum. Ben adamın elinden bıçağı almaya çalıştım. Ben sonra bu kadar bir şeyin nereden bilebilirim? Oğlum sen gerizekalı mısın? Bıçakla adamın üzerine at dedin. Ne bekliyordun? Ege tamam. Bahar tamam ne? Tamam ne? Düştüğümüz hale bak, saçma sapan bir şeyin içindeyiz. Tamam ne? Özür dilerim. Bu kadar büyüyeceğini gerçekten bilmiyordum. Planlayarak yaralamıyor. Nefsi müdafaa edersin. Merak etme. Olay o kadar büyümeyecek. Ya sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun ya? Olay büyüyecek. Doğan Yener bunu öğrenecek, sonra da bizi kapı dışarı edecek. Bahar adamı yaralı bırakıp gittik. Farkında mısın? Daha ne olabilir? Daha ne olabilir? Abin halleder değil mi? Sonra işin ucu bize dokunmasın. Ne münasebet ya işin ucu bize dokunmasın falan. Benim olayla hiçbir alakam yok. Kendi başınızın çaresine bakın. Gidiyorum ben. Hale. Özür dilerim. Bundan sonrası bende, tamam. Siz olayı duymadınız, etmediniz, bilmiyorsunuz. Arkadaşlar, şu an yapmamız gereken tek şey birbirimize daha fazla yüklenmeden olayın çözülmesini beklemek. Ya adam ölürse? He? O zaman ne yapacağız? Ege saçmalama, ne ölmesi? Adam gayet iyiydi. He, tamam o zaman ya, rahatladım. Ben giderim arkadaş. Olayın aydınlanmasını falan da bekleyemem. İzmir'den koşa koşa geldim buraya. Kimse için kendimi ateş atamam. Size hayatta başarılar dilerim. İyi. İyi. Sen de git istersen ben. Biraz yürüyelim diyorum. Hem daha sağlıklı düşünebiliriz. Bahar, ne yapmak zorunda değilsin. Biliyorum. Hadi. Hadi Mert. Ben seni de tanımıyorum. Lan! Ya yapma, kurbanınız olayım, siz kimsiniz ya? Ben nasıl bir belaya bulaştım? Geçtik amcaoğlu! Ne amcaoğlusu ya? Allah aşkına amcaoğlu ne ya? Kes lan! Ben sizi tanımıyorum ki.
Nasıl oldun? İyi misin biraz daha? Yürümek iyi geldin mi bari? İyiyim, iyiyim. Abim telefon açsaydı daha iyi olacaktım ama. Ya hep birlikte karakola gittiler ya da hastaneye. Yani iyi ya da kötü bir haber alacaksın. Ondan sonra ne yapman gerektiğine karar verirsin. Bahar. Beni yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Adamı öldürebilirdim. Evet ama adam da sizi öldürebilirdi. Biz buna öz savunma diyoruz. Doğru. Haklısın. Ama ben... Ben bunu size yaşattığım için kendimi affetmeyeceğim. Ya, tamam. Yapma artık bunu kendine. Şimdi sakin olup beklemekten başka bir çaremiz yok. Gidelim mi? Gidelim. Allah Allah, ne oluyor ya? Gürbüz Bey, biz de sizi bekliyorduk. Kartınızda sorun falan mı var? Neden açamıyorum kapımı? Müdür Bey sizi görmek istiyor. Bir şey mi oldu? Buyurun isterseniz Müdür Bey'in yanına geçelim. Mesele nedir? Başım belada. Avukata mı ihtiyacı var? Polis mi geldi? Polis niye geldi? Polis derken? Buyurun isterseniz Müdür Bey'in yanına geçelim. O kadar yani. Evet. Tamam, gidelim. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müdür Bey içeride mi? Evet, sizi bekliyor. Gürbüz Bey değil mi? Hı hı, tamam. Buyurun. Buyurun oturun. Biz de sizi bekliyorduk. Mesele nedir? Buyurun Gürbüz Bey. Oteldeki bazı elektronik aletlerle ilgili rapor hazırladık. Sizin de görmenizi istedik. Çalışmış olduğumuz firmadan sizin odanızdan çıkan fön makinesini incelemelerini istedik. Kabloya dışarıdan müdahale edilmiş olabileceği yazıyor raporda. Bir dakika. Siz beni bir şeyle mi suçluyorsunuz şu an? Deliller her şeyi anlatıyor zaten. Olay yeri inceleme gibi çalışmışsınız vallahi, bravo. Oda servisi temizlik yaparken tırnak makası ve kablo parçası bulmuş. İlginç değil mi? O suç ortağın canı da kovdum. Ne? Canın ne suçu var onun? Haberi bile yok bu durumdan. Tamam. Gerçekten özür dilerim. Tamamen benim hatam. Ama bunu yapmak zorundaydım. Çünkü kalacak bir yere ihtiyacım vardı. Bir şeyler bulmam lazımdı. Hayatımla ilgili önemli kararlar aldığım zor bir dönemdeyim. Siz hiç bu koltuklara oturana kadar zorluk çekmediniz mi? Çaresiz kalmadınız mı? Ben yaptığım bedelini ödemeye hazırım. Ama sırf kan bağımız var diye suçsuz günahsız bir insanı kovamazsınız. Hem de işine gidip gelebilmek için toplamda 4 saat yol yapan birine bunu yapmayın bari. Tamam. Canı affediyorum. Ama siz bu gece otelimi terk ediyorsunuz. Derhal hem de. Nasıl geçti abla? İyi geçti. Sen ne yaptın? Misafirimiz mi var? Banu?
Birisi mi var evde? Kim geldi? Kızım konuşsana. Arkadaşın mı vardı gitti? Ne oldu? Konuş. Bahar. Hoş geldin kızım. Abi neredesin ya? Oğlum. Hoş geldin. Niye fırdasın böyle? Yeni geldim ya. Ha. Nasıl geçti gece? İyi. Yorulduk biraz. Daha dur, yolun başındasın oğlum. Bak gördün mü? Çok isteyince olabiliyormuş. Mucizeler varmış değil mi? Varmış gerçekten. Sen niye uyumadın? Bizi mi bekledin? Yat uyu annem benim. Bekleme. Mert. Sen iyi misin oğlum? Ha? Bu gece senin canını sıkan bir şey olmadı değil mi? Yok anneciğim ya. Ya yoruldum dedim ya. Ondan yarına bir şeyim kalmaz benim. Tamam. Ben yatıyorum uzun. Bu arada abin gelmedi. Hiç seni aradı mı? Konuştun mu? Bir şey yok. Aramadı da ben onu bekleyeceğim zaten. Aklın kalmasın. Sen güzelce uyu tamam annem. Dilara'yı da benim için öpersin. Tamam. Açmıyorsun. Neredesin? Allah aşkına bir cevap ver artık ya. Alo Can Kuzen. Hadi konum aslana geliyorum. Gelme. Hatta var ya sen sakın bir daha arama beni Ege. Hayda, o ne biçim laf? Akrabayız biz. Kuzen demek kardeş demek. İnsan kardeşini sokakta bırakır mı? Ben senin niye canın sıkıldı biliyorum. Ama... Vallahi sıkıldığın az kalır Ege. Şu an seni bir kaşık suda boğabilirim. Mis gibi işimi senin yüzünden kaybettim. Kaybetme falan yok. Ben müdürünle konuştum. Seni geri alacak işe. Hadi konum at. Yok abi, istemem. İyi kötü bir evim var. Şimdi evimden de olmayayım. Allah kolaylık versin sana. Aldık sokak ortasında. Niye geldin? Hala anlatmadın. Banu. Ben şu ömrü hayatımda böyle güzel, böyle tatlı çay içmedim biliyor musun? Neden? Çünkü balım yapmıştı ondan. Afiyet olsun. Bahar'cığım. Niçin gelmiş olabilirim? Özledim ben sizi. Burnumda tüttünüz ya. Dayanamadım geldim işte yanaylığa. Ya sen bana neler çektirdin unuttun mu? Annem hastalandı kaçıp gittin. Kadının cenazesine bile gelmedin baba. Rahmetli teyzem olmasaydı halimiz ne olurdu hiç düşünmedim bile. Kızım bilsem gelirdim zaten niye gelmeyeyim yani? Annenin cenazesi kaldırıldı ben öyle miydim vefatını onun? Ayrıca teessüf ederim yani. Bu baban sevdiği kadını öyle hasta yatağında bırakacak kaçacak adam. Öyle bir insan mıyım ben? Hiçbir şey bilmiyorsun, konuşuyorsun. Gitmek zorunda kaldın, gitmek. Bilmiyorsun ki daha ufaktın, küçüktün sen. Bırak baba ya, bana mı anlatıyorsun? Ne oldu? Paran mı bitti senin? Ya da kalacak yerin mi yok yine? Ne oldu sen bunu anlat bir bana. Abla, babamın bir suçu yok. Ben istedim gelmesini. Seni de kandırmıştır. Yok, olmaz. Tam hayatımda her şey yoluna giriyor derken ben buna izin veremem. Tamam
Tamam çay faslı da bitti. Hadi kalk. Kızını da gördüm. Bitti artık. Hadi kalk gidiyorsun. Kalk. Tamam ben sabah ana. Sessiz sedasız çıkar giderim. İyi. Ne olmuş buna ya? Buna ne olmuş ya? Ama haklı biliyor musun? Haklı. Çünkü ben size doğru düzgün babalık yapamadım. Onda haklı bak. Olsun. Yine de sana bu şekilde davranmamalı. Banu ya, Banu. Abla. Bir saniye dinler misin lütfen? Bak yıllar sonra da olsa hatasını anlamış dönmüş. Kapımızı mı kapatacağız biz bu muyuz? İnan bana seni sevdiği için burada değil. Başka bir yer bulsun. Çekip gitmek için bir dakika düşünmez. Hayır öyle değil. Ben istedim gelmesini. Haksızlık ediyorsun. Abi. Abi. Dur 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 dur. Yavaş yavaş kemiklerim kırık olabilir. Bana yavaş ol şu anda. Tamam? Beni oraya oturt. Dur. Gel şuraya. Çekil dur. Gel şuraya. Of. Abi sana ne oldu ya? Senden sonra böyle bir mevzu biraz büyüdü. Atıştık ama onları görmen lazım var ya. Adama ne oldu? Adam iyi ya, adam tüp gibi, adamda sıkıntı yok. İyi çıktı adam. Abi, abi kimdi bu adamlar? Mekandaydık oğlum işte, bardaydık. Kıskançlıktan falan böyle saçma sapan şeyler oldu. Sonra mevzu işte oraya kadar büyüdü. Yine mi? Hı? Ya sen beni nasıl zor bir durumun içine bıraktın farkında mısın? Adama bir şey olsaydı ne olacaktı? Ha? Mert. Korkacak bir şey yok kardeşim, tamam mı? Bitti. Tatlıya bağladık mevzuyu bir şekilde. Nasıl bağladınız? Allah işte böyle tatlıya bağladık mevzuyu, görmüyor musun? Ya abi siz delirdiniz mi Allah aşkına ya? Koca koca adamlarsınız bir de ya. Şş. Ha. Nasıl koştun lan abinin yanına öyle? He? Aslan parçası ya. Seni dur. Ya bırak Allah aşkına. Gurur duyacak bir şeymiş gibi anlatıyorsun bana burada. Ya ben senin için korkuyorum. Sen bana ne diyorsun burada? Hayır bir gün başına bela açacaksın. O zaman ben olmayacağım. Ne yapacaksın ha? Mert. Unutma ki... Abine hiçbir şey olmaz kardeşim. Tamam mı? Sana da hiçbir şey olmaz. Of, hadi beni oraya götür. Ama yavaş ol. Çok vurdular. Tamam gel yavaş. Gel buraya. Koluma gir. Thank you.
İnsanın kaldığı yer iş yerine yakın olacak değil mi? Aç mısın? Ha? Ben de açım. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Hadi. Ha? Gel bakalım. Gel. Hadi gidelim. O börekten de atıver bakayım buraya. Ondan da vuralım. Onlardan da. Esmer bu oğlum ya. Haydi bakalım. Eline sağlık. Hay maşallah be. Hay maşallah. Sen böyle güzel avukat gördün mü ya? Akşam eve döndüğümde seni burada görmeyeceğim. Peki kızım, sen nasıl istiyorsun? Çok geç kalmam. Sen de şu test kitaplarını bugün bitir. İyi. Hadi çıkıyorum ben. Rast gitsin işlerim. Bir şey olur Serdar. Tamam. Tamam. Hadi güle güle oğlum. Çanta? Ne oldu? Çanta. Ha dur. Bak geldi bile. Geldi bile çanta. Geldi işte. Geldi. Oo. Sen olmasan ben ne yapardım ha? Annem bugün beni arayacakmış. Anneannem söyledi. Senin avukat olduğunu söyleyeceğim. Daha değil dayıcım. Staja başladım. Annenin ardında selamımı söyle tamam? Tamam. Oh, hadi dayıya öpücük. Oh. Görüşürüz. Hadi güle güle. Ne yaptın? Erken çıkmışsın evden. Oğlum annem görmesin diye çıktım evden. İyi yapmışsın, iyi. Bana bak, stajımın ilk günü bugün. Başına bela açayım lan, tamam? Tamam oğlum, uzatma. Tamam, hadi sen bak işine. İyi, vallahi ben sana çok güvenmiyorum da neyse. Hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Abi bunları buraya bıraksam sorun olur mu? Sonra geri alacağım. Olmaz, ver. Selam. Selam. Gidiyorsun galiba. Çok beklersin. Yerleşmeye geldim kızım ben. Yerlisi olacağım buranın. İyi, beni ilgilendirmiyor zaten. Dün gece ne oldu Ege ben gittikten sonra? Bilmiyorum. Ben de çıktım gittim. Hem bana ne ya? Ya biz bu saçma sapan durumun içine nasıl sürüklendik? Adamı orada bırakıp gittik resmen. Böyle bir şey olabilir mi? Şş, biraz sakin ol. Oltulacak kendimizi ihbar edelim bari. Ne bileyim ya. Günaydın. Günaydın.
sen Mert'i bırakmamışsındır. Ne oldu, abisi halledebilmiş mi? Önce bir selam verseydin hale. Bırak şimdi selamı sabaha. Adama bir şey olmuş mu? Olmadı. Tamam, gelir mi? Soru soruyoruz şurada. Mert gece mesaj attı. Abisi eve gelmiş, olaysız dalmışlar. Tamam mı? Rahatladınız mı? Ne oluyor be? Sen niye bize atar yapıyorsun ki? Sizinle bir ilgisi yok. Mert'e sinirlendin tabii. Yo, sinirlenmedim. Hem Mert bize karşı gayet mahcup durumda şu anda. Bahar, Mert kendi seçimlerinin sonuçlarını yaşıyor. Kavgaya girmemeyi de tercih edebilirdi ama yapmadı. Bazı bedeller ödemeyi istemiyorsak hayır demeyi bilmeliyiz, yanlış mıyım? Günaydın. 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 Selam. Biliyorum bana çok kızgınsınız. Ama merak etmeyin. Abim her şeyi halletmiş. Adam şikayetçi olsa ne yapacağız biz? Ya sen diplomanı nereden aldın? Gürbüz Bey. Adamlar şikayetçi olursa ne yapacağız? Gideceğiz takır takır gerçekleri anlatacağız. Bendik bir sorun yok. Doğan Bey'in kulağına giderse o zaman gerçekleri takır takır anlatmakta zorluk yaşayabiliriz Buzlar Kraliçesi. Evet, o kötü olur. He, sağ ol Bahar ya. Sen de bana iyi ki katıldın. Arkadaşlar. Tamam, bir sakin olun ya. Dediğim gibi sizlik bir durum yok. Tamam. Doğan Yener'in kulağına giderse de bütün sorumluluk bende. Tamam. Zaten bütün sorumluluk sende Mert. Ya bak, stajımızın ilk günü. Lütfen izin verin, işimize odaklanalım. Tamam. Zaten bütün gece uyuyamadım. Vallahi ben de uyuyamadım. Senin yüzünden giydiğim ceketi satın almak zorunda kaldım. Etiketin çıkarırsın artık. Çıkarırım. Şimdi adamlar şikayetçi olmayacak, öyle mi? Evet. Doğan Bey de bu durumu öğrenmeyecek. Yani dün gece hiç yaşanmamış gibi kapanıp gidecek, öyle mi? Evet. Umarım Mert. Umarım kapanıp gider. Ay, içim şişti. Oh, geldiler. Hoş geldiniz. Ne güzel erkenden sıralanmışsınız. Hazır mısınız maratona? Yoğun bir hukuk bürosudur burası. Zordur. Ama sizin için çok iyi bir eğitim olacak. Sizden çok iyi performans bekliyorum. Sonuçta o kadar insanı eleyip geldiniz değil mi? Aklınıza takılan ne varsa sakın bana sormayın. Önce konuyu iyice araştırın. Sonra tartışmak için gelin bana. Genelde odamda olurum. Hatta bazı günler burada sabahlarım. Dilediğiniz saat tartışmak için hazırım. Hadi bakalım, iş başına. Kolay gelsin. Teşekkürler. Teşekkür. Sağ ol. Irmak Hanım, bakar mısınız? Fırat Bey. Arkadaşları ofisi gezdirir misiniz? Memnuniyetle. Ortama biraz alışın. Sonrasında size çalışmanız için bir dava dosyası vereceğim. Ortama niye alışacaksak, keşke hemen dosya verse. Sakin ol şampiyon. Hızlı koşan at çabuk yorulur. Sen hep böyle muhteşem espriler mi yaparsın? Yok, sadece seninleyken. Çünkü beni geriyorsun. Arkadaşlar, konuşmanız bittiyse beni takip eder misiniz? Ederiz. Burası arşiv. Belki de en çok vakit geçireceğiniz yer. Burası dinlenme alanı. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Televizyon var. Rahatmış yalnız. Uyursan uyur gidersin yani. Ya, öyledir. Duş alma imkanı var mı burada? Yani duş var ama kimse kullanmıyor. Genelde evimizde alıyoruz. Yani sabahlara kadar çalışırız. Avukat olacağız sonuçta biz. Doğan Yener'i temsil edeceğiz.
Ona göre dikkat etmemiz lazım değil mi? Peki. Arkadaşlar keyfinize bakın. Benim çıkmam lazım. Şirkette 10 yıldır paketleme servisinde çalışıyorum. Daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı. Ama maalesef yaptığım küçük bir hata bir insanın canına mal oldu. Bu benim ihmalim. Keşke bazı şeyleri geri getirebilseydik, telafi edebilseydik. Çok üzgünüm. İşletmenin olayla ilgisi yok. İnisiyatif aldım, pişmanım. Neyse cezam çekmeye razıyım. Aklınca suçu başkasına kitleyip fabrikayı kapanmaktan kurtaracak. Ali yine ifade verecek tanımız olduğunu bilse o işlere girmez. Gerçi hala tam olarak ikna olmadı. Korkuyor. Bana onunla bir görüşme ayarlayın. Peki. Bu Tahsin Tayman'ın eski çalışanlarını da bir araştır. Belki bir şey buluruz. Ben araştırırım hemen. Hiç uzatmayalım. Hemen bitirelim şu işi. Evet. İlk göreviniz için hazır mısınız? Aldığımız bir velayet davasında epey çözümsüz durumdayız. Taraflar anlaşmalı boşanıyor. Tek anlaşmazlık Şirin'in kimde kalacağı. Şirin? Şirin. Çiftin çocukları. Müvekkilimiz ki kendisi Şirin'in annesi oluyor, tek evladını yanında istiyor. Baba da vermek istemiyor. Ömür korkmaz. Bizden ne istiyorsunuz tam olarak? Sizden Ömür Korkmaz'la ilgili elimizi güçlü yapabilecek bilgiler istiyorum. Ha. Çapkın mıdır, içkisi kumarı var mıdır gibi şeyler. Bravo. Yarına kadar vaktiniz var. Yarın karşı tarafla bir görüşmemiz olacak. Selim Bey, annenin avukatı. Sorusu olan? Yani benim anlamadığım bir şey var. Bize normalde dava dosyasını vermeniz gerekmiyor mu? Yani burada Ömür Korkmaz'la ilgili bir iki bilgi var, o kadar. Dava ile ilgili bilgiye değil, Ömür Korkmaz'ın karanlık yönünü bilmeye ihtiyacımız var. Bunu da siz öğreneceksiniz. Adamı takip mi edelim? Güzel fikir. Adamın evi, iş yeri, her şey orada yazılı. Bir bakın bakalım neler bulabileceksiniz. Doğan Yener'in Gözde stajyeri olmak ve burada çalışmaya devam etmek istiyorsanız toplayabildiğiniz kadar bilgi toplayın. Kolay gelsin. Sen. Çok soru soran meslektaşım. Ofise en çok sen tanımak istedim. Arşivi de iyi tanıman açısından 2020 dosyalarını bir tasnif ediver. Sen de ona yardım et. Oğlum bende kafa kalmadı ya. Ya kalmaz tabi abi. Baksana şu yüzünün halini. Yine ucuz atlatmışsın ha. Mert'e de yakıyormuşsun arada. E ne yapacaksın şimdi? Planın ne? Vallahi bilmiyorum oğlum. Sabah baktım coinlere. Hepsi dipti. Kafama tüküreyim ya. Lonklamayacaktım oğlum hiç. Tek çare ev ipoteklemek. İpotek mi? Kredi veriyorlar mı sana? Oğlum sen beni tanımıyorsun galiba ya. Allah Allah. Ne kredisi oğlum? Manyak mısın sen? Bir sürü borcum var benim bankaya. Allah Allah. Bankanın önünden geçemiyorum oğlum. Ya ben sana şey diyeceğim. Hah. Ya şu muhasebeciyle konuşsam da... bana avaz falan mı verseler ya? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok. Oğlum sen hiç haberlere bakmıyor musun? Bu kadar koyuna bakacağına biraz haberlere bak. Oğlum her yerde Tahsin Bey'in tazminat ödeyecek diye yazıyor. Şaka. Ne şakası oğlum? Fabrikanın kapanma ihtimali bile var mıdır? Evet, fabrika evini kapatabilirlermiş. Avans yerine çıkışını verirler ha. Haberin olsun. Of Banu. Gel.
Bu çarpışmalara bir son mu versek? Ben memnunum. Şirin'in babasının dosyasını inceliyordum. İş yerini buldum. Levent'te bir plaza. Plaza çalışan diyorsun. Bu da uzun çalışma saatleri demek oluyor. Kim bilir kaçta geliyor eve. Bir çocuk için iş iyi bir şey değil bu. Özlüyordur babasını. Dilara'dan biliyorum. Dilara? Yeğenim. Aa, yeğenin mi var? Nasıl aranız, iyi mi bari? Vallahi onu Dilara'ya soracaksın. Sen dayıların en güzelisin diyor. Oo, dayılık müessesesinde iddialısın. Yani. Kendimi övmeyeyim şimdi. Hazır mısın dedektifçiliğe? Hayır. Hem de hiç hazır değilim. Kardeşim siz bir ön ödemeyi yapın da ödev kolay. Hadi IBAN'ı yolluyorum. Kahvede getireyim mi Ege Bey? Süper olur vallahi ya. Getiriyorum şimdi. Sağ ol. Fırat Bey bu işi ikimize verdi, hatırlatırım. Sevgilinle sonra mesajlaşırsın. Sevgilimle mesajlaşmıyorum, ek iş yapıyorum. Şimdi bu ek işin arkasından acıklı bir yoksulluk hikayesi gelecek ve benim de buna anlayış göstermem gerekecek, öyle mi? Sen niye böylesin ya? Nasılım ya? İtici. Sen hep böyle miydin yoksa sonradan mı böyle oldun? Öğle yemeğinden sonra gideriz o zaman. Ne dersin? Olur, bana uyar. Nereye? Ömür Korkmaz'ı takibe. Tamam, süper. Hadi gidelim. Dört kişi çok kalabalık olmaz mıyız? Dikkat çekeriz hem. Bence iki ekip ayrılalım daha iyi olur. Ne dersiniz? Ha, anladım. Siz ikiniz ekip olup bizi yenmek istiyorsunuz. Ay yok canım, ne alakası var? İş bölümü yapalım. Tamam da beni bu buzlar kraliçesiyle yalnız mı bırakacaksınız? İnan bana. Ben de meraklı değilim sana. Anlaştık o zaman. Biz Ömür Korkmaz'ı takip ediyoruz. Siz de onu tanıyanlardan bilgi alıyorsunuz ha. Anlaştık mı Ali Hanım? Ya ne yapıyoruz biz burada? Manyak. Girin. Doğan Bey. Hale. Anlıyorum. Stajyerlere uyguladığınız sıradan bir prosedür bu. Böyle fındık fıstık işler atıyorsunuz önüne. Ama ben daha ciddi bir davada çalışmak istiyorum. Sıradan bir stajyer değilim diyorsun. Sadece kendimi daha da geliştirebileceğim bir iş istiyorum Doğan Bey. Mesela? Mesela TT Holding davası. Üvey babanın şirketi. Açıkçası bu davadan uzak durmak isteyeceğini düşünmüştüm. Aile bağlarımız açısından. Açıkçası bir profesyonel gerektiğinde aile bağlarını kenara atabilmeli. Heyecanını anlıyorum hali. Ama olmaz. Etik değil. Ama Doğan Bey. Doğan Bey. TT Holding davasındaki tanığınız Eşref Güner'le görüşmek istemiştiniz. Randevu ayarlayayım mı? Ben böldüm, özür dilerim. İki dakika sonra konuşalım Irmak. Tamam Doğan Bey. Başka bir şey var mı? Yok. Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Kardeşime ulaşamıyorum da aklım ona takıldı. Bir sorun mu var aranızda? Tartıştık. Şimdi de telefonu kapalı. Biliyor tabii merak edeceğimi. Aklınca intikam alıyor işte. Ergen.
Neyse. İşimize dönelim biz. Ömür Korkmaz'la ilgili ne biliyoruz? Fırat Bey'in verdiği dosyada ne varsa o. Haftada 4 gün mutlaka spor yapıyor. Uzun saatler çalışıyor. Spor salonlarının yakınlarında da bir kafede takılıyor sürekli. Bu kadar. Ama eminim iyi bir takiple daha fazlasını öğrenebiliriz. Ne takibi canım? Sene olmuş 2022. Ben şimdi hallederim. Sen sosyal medyaya bakacaksın. Evet. Bakalım sosyal medyasında kızıyla ilişkisi nasılmış? Evet, şimdi bir bakalım. Kardeşin mi? Benziyor musunuz? Evet. İlk bakınca fiziken kardeş olduğumuz belli oluyor ama aslında tamamen farklı insanlarız. Abimle ben gibi. Bu galiba Fırat Bey'in verdiği dosyadaki fotoğrafa çok benziyor. Evet, adamımız bu. Ama profili kilitli. Ne yazık ki buradan da bir şey öğrenemeyeceğiz. Bu kadar kolay pes etmeyelim bence. Ve takip isteğini gönderelim. Yes, gitti. Ben olsam kabul etmezdim. Baksana adam herkesi kabul edecek olsaydı hesabını gizli tutmazdı. Herkes derken beni kabul edecek. İstersen iddiaya girelim. Var mısın? Ne oldu? Kaybetmekten mi korktun? Nesine? Dondurmasına. Kaybeden modanın en güzel dondurmacısından dondurma alır. Bayağı zor bir iddiaymış bu. Fırat, nerede bizim stajyerler? Korkmaz Velayet davası üzerinde çalışıyorlar. Selim'in davası niye ki? İlginç bir dava. Onların öğreneceği çok şey var bence. Tülin, ben çıkıyorum. Bu TT Holding davasındaki tanıklığı yemek yiyeceğim. Tamamdır. Bu arada Hale odandan çıkarken gördüm. Ne istiyormuş? Üvey babasını açtığımız davada çalışmak istiyormuş. Enteresan. Adamla çok iyi bir ilişkisi yok anladığım kadarıyla. Bilmem. Belki de öyledir. Neyse, geç kalıyorum ben. Görüşürüz. Kolay gelsin. Ben karamel macchiato istiyorum. Sen? Ben su alayım. Teşekkürler. Ben ısmarlıyorum. Başka bir şey içebilirsin. Sağ ol ya. Ama ben su içmek istiyorum. Sen bilirsin. Bu adamın buraya geldiğinden emin miyiz? Fırat Bey'in notlarına göre spordan sonra her gün burada yiyormuş yemeğini. İyi terledik ha. Aynen. Ne yiyoruz şimdi? Vallahi önce soğuk bir şeyler içelim bence. Belki de Ömür Korkmaz kötü bir insan değildir. Tam lafın üstüne geldiğine göre. Çok güzel oturdular ya. Buradan hiçbir şey duymayız ki. Gelsene ben. Evet. Hafta sonu ne yapıyoruz beyler şimdi? Ağır ederim ben. Bildiğim bir butik otel var. Oraya ayarlarız. İyi. Güzel. Şirini de getirecek misin? Yok bu oğlum ya. Ayak bağ olur bize. Hemen bakıcı da tuttum. O evde takılır. Yok artık. Abi. Ayak bağ olur diyorsun da. Neden ayırdın o zaman annesinden? Bırak kalsaydı Aynur'da. Yazık değil mi o kadına? Yok abi, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Aynur Hanım onu boşanma davasını açmadan önce düşünecekti. İşine de bindi artık. Bundan sonra düşünsün dursun. O kadar iyi bir adammış ki. Koskoca hafta sonu küçücük çocuğunu bakıcıya bırakıyor. Bedava dondurmanın tadı da başka oluyormuş be Bahar. Biraz çocuk muyuz acaba? Tamam anladık, sen kazandın. Artık işimize dönebilir miyiz? Şuna bak ya. Geldiğinden beri köpeğiyle oynuyor. Çocuk evde kim bilir ne halde. Değil mi ya?
Şirin de alıp getirsene şuraya. Hiç. Ay yok, ben çok sinir oldum bu adama. Bir iki tane fotoğraf çekeceğim. Belki lazım olur. Kalk kalk kalk, selfie çekeceğiz, kalk. Efendim. Gelirim tabii, gelirim. Tamam, köpeğimi bırakıp geliyorum. Görüşürüz. Selam. Selam. Nasıl gidiyor? Alıştınız mı buraya? Alıştım. Arkadaşları pek bilmem ama ben kolay uyum sağlarım. Güzel. Biliyorsun, uyum sağlamak zeka göstergesidir. Sağlıyor. Bence de. Umarım Yener Tan Hukuk Bürosu benim üstün zekamdan yararlanabilir. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Küçücük çocuğu hafta sonu evde tek başına bırakabilecek tinette bir zalim. Hayırdır? Ne okuyorsun sen bu kadar komik? Velayet davamızla ilgili stajyerlerin aldıkları notlara bakıyorum. Gerçekten çok enteresan bir espri anlayışım var. Neyse, çıkıyorum ben. Kimse kalmadı. Sen burada mısın daha? Çıkarım birazdan. Kapıyı kilitlerim, merak etme. Tamam, sağ ol. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben senin... Ah, kahretsin ya. Selam. Ulaşamadım size. Eşref Güner diye bir isme ulaşılmış. Önemliymiş, onun için aramıştım. Elbette. Keşke daha önce size ulaşabilseydim. Ama hala geç sayılmaz. Siz de sağ olun Çetin Bey. Görüşmek üzere. Patlıyordum ya. Kardeşim, eviniz barkınız yok mu sizin ya? Bir gitmek bilmediniz ha? Bekle bekle, boğazım kurudu. Kendime bir şeyler hazırlayayım. Ceyhun oğlum, sen misin? Benim annem. Gel oğlum, gel bak, misafirimiz var. Salih abi. Hoş geldin Ceyhun. Bir uğrayayım dedim sana. Abi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Epey zaman oldu görüşmeyeli. Tabii abi ya. Bayağı şeyden beri biz...
Neyden? Fabrikadan abi. Fabrikadan beri görüşmüyor. Emekli olduktan sonra bayağı unuttun abi, aşk olsun ya. İşte ben de onu fark ettim. Dedim Ceyhun beni çok özlemiştir. Bir gideyim kendimi göstereyim. Allah Allah, senden razı olsun abi. Ya annem. Hı. Bana bir çay koyuverdi, ellerinden bir çay içeyim. Senin yanağına ne oldu? Yok yok, böyle önemli bir şeyim yoktu. Ben anlatırım ben sana sonra. Sen hadi bana bir çay koyuver be annem. Tamam. Dilara. Acıkmadın mı anneciğim sen? Acıktım. E hadi gel o zaman, sana bir çorbanı içireyim ben, koş. Abi kurbanın olayım, böyle şey olur mu abi? Niye eve giriyorsun ya? Abi yapma bak, beni böyle sık boz edersen ben nasıl vereyim sana parayı abi? Ya Salih abi ya, yapma kurbanın olayım. Vallahi billahi vereceğim diyorum abi. Abi lütfen git. Bak kurbanın olayım. Vallahi billahi vereceğim diyorum, yapma mı böyle? Salih abi. Bayağı güzel günlerdi be abi. Al oğlum. Soğuduysa sizin... Yok yok. Salih abi zaten gidecekmiş. Değil mi abi? Ulaşamamış bana, telefonumu değiştirdiğim için de acelesi de varmış aslında. Doğru. Benim de işim vardı. Size iyi günler Nermin Hanım. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben oradayım Salih abi, annem. Bak Ceyhun, tatsızlık olmasın diye oğlanları üzerine salmıyorum. Abi bak, zaten durumum ortada. Tamam dedim abi. Güvensene bana biraz. Abi. Ne oluyor? Bir sıkıntın var? Yok oğlum. Salih abi bizim fabrikanın eski çalışanlarından. Ziyaretime gelmiş yanıma. Öyle mi? Benim oldu. Ben de. Oldu o zaman Ceyhun. Görüşürüz. Salih abiciğim, görüşürüz abi. Eyvallah. Abi kim bu adam? Hı? Kim bu adam? Söyledim ya oğlum işte. Fabrikadan arkadaş. Hı. Bana öyle pek eski bir arkadaş gibi gelmedi de. Bir mesele mi var aranızda? Nasıl yani? Ne oluyor? Avukatlık sezgilerini mi çözmeye çalışıyorsun? Böyle mi oluyor yani bu işler? Abi. Yap. Bana öyle gelmedi diyor. Allah Allah. Bu saatte gelmiş olurdu ama. Abla ben babamla birlikte yaşamak istiyorum. Bu evde ya da başka bir yerde fark etmez. Kusura bakma. Kusura bakma. Bu adamla gitmiş. Allah kahretsin. Ne yapacağım ben şimdi? Nereden bulacağım bunları? Selamünaleyküm kardeş. Aleykümselam. Ya kusura bakma da benim kontör bitti, biliyor musun? Sizin telefonu kullanabilir miyim? Buyurun. Eyvallah. Kim şimdi ya? Alo. Alo. Bahar. Kızım babam, ben baban. Neredesiniz? Banu nerede? Çabuk söyle. Ben de o yüzden aradım kızım. Banu yanında. Merak etme. Endişeye mal yok. Şimdi bağırın bak. Ne diyeceğim? Bu kızı ben ikna edemiyorum. Baştan söyleyeyim. Hani eve dönmeye ikna olmuyor bu. İlla babam diyor. Başka da bir şey demiyor ya. Diyorum ki Banu. Yavrum. Sen bir çiçeksin. Sen babanın kaldığı çöplüklerde öyle yapamazsın. Yakışmazsın diyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani sen de benim çiçeğimsin. Seni de üzmek istemiyorum yani. Üzülmeni de istemiyorum dedim. Bir arayayım, bir yoklayayım dedim. Haber vereyim dedim. Bana hemen adresi ver, çabuk. Neredeyiz? Kuşum, ben sana birazdan konum atacağım. Hadi, hadi. Sağlıcakla.
Ya kardeş, senin cep telefonundan bir konum atabiliyor muyuz Büşra'nın oraya? Ha. Ha. Harika bir habermiş Çetin ya. Artık top sende. Ne yap, et, durumu bizim lehimize çevir. Artık bundan sonrasını Doğan Yener düşünsün. Daha önce nasıl boynun ölçüsünü aldıysa. Aynısı olacak. Bak ben sana güveniyorum ha. Bitir bu işi, hallet bu işi. Harika bir haber bu ya vallahi, haraydı. Hayırdır Tahsin'cim? Keyfin pek yerinde. Ya dava ile ilgili öyle bir haber aldım ki Nur Hanım, yani. Ama aramızda muhbirler var, ben şimdi konuşmayayım. Halit'cim hoş geldin. Geç otur, ye yemeğini. Yok, ben sizi hiç rahatsız etmeyeyim. Size afiyet olsun. Ya ben şaka yaptım Halit'cim ya. Ben şaka yaptım ya. Yok gerçekten. Tadınızı kaçırmayayım ben. Afiyet olsun. Peki kızım, sen bilirsin. Ya ben ne yapacağımı bilemiyorum. Allah. O kadar dedi ki ya Doğan Yener yanında staj yapma diye. Ay Tahsin'cim, ne olur sen de çok üstüne gitme. Bak staj bittikten sonra evden gideceğim falan diyor. Sen merak etme durarım. Onu zor durumda bırakacak bir şey yapmam ben. Merak etme. Teşekkür ederim hayatım. Ya ne demek ya. Hadi afiyet olsun hadi. Alo, annem. İyiyim annem, sen nasılsın? Ha yok, param pulum var. Hatta sana da yolladım. Bakmadın mı hesabına? Babam nasıl? Ha yok anne, canda kalmıyorum. Kendime harika bir yer buldum. Tamam, babama da çok selam söyle. Öpüyorum sizi. Hadi bay bay. Şarkı söyleyelim mi birlikte? Neden annem beni evdeyken aramıyor ki? Hep okuldayken arıyor. Bir daha da okula gitmeyeceğim ben. Olur mu öyle şey? Hı? Hem sen gitmezsen arkadaşların üzülür. Ben de üzülüyorum. Annemin yüzünü bile unuttum. Dayım. Gel. Gel buraya gel. Gel kuşum gel. Gel. Annem beni senin kadar sevmiyor değil mi? Aklından geçirme böyle şeyler, tamam mı? O senin için çalışıyor. Sana güzel bir gelecek hazırlamak istiyor. Güzel okullarda oku istiyor. Daha çok oyuncağın olsun diye çalışıyor işte. Ben okulumu seviyorum. Oyuncaklarını da seviyorum. Annem gelsin dayı. Gelecek. Gelecek. Merak etme. Hadi bakalım midene bir şey girsin. Sabahtan beri bir şey yemedin. Sen yedin mi? Yedim. Tokum ben. Sen beni düşünme. Banu. Abla, ne işin var burada senin? Aşk olsun Banu. Nasıl yaparsın bunu bana? Ben çağırdım kızım. Neden baba? Hani hep birlikte kalacaktık? Esmer balım, yine kalırız da. Bak bugün ben buradayım, yarın başka yerdeyim.
Anlıyor musun? Kendi sefaletinin peşinden seni sürükleyemem yavrum. Şimdi ben bir iş tutturayım. Tamam mı? Ardından da işte düzenimi kurayım, kirayı da. Kafan rahat rahat ve dersin çalışacağı bir oda ayarlayayım ben sana. Hı? Onun evi de, odası da var. Ama evde babam yok. Oğlum bir şey. Yine gelirim. Bırakmam ben seni. Esmer Bey'le. Canım. Oh. Tamam. Bizimle kalabilirsin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ama bir iş bulduktan sonra çekip gideceksin. Öyle bizimle yaşayacakmışsın gibi algılama sakın. Olur. Madem çok istiyorsunuz, başınıza kalırım. Canım ablam benim. Teşekkür ederim. İyi. Siz eşyalarınızı toplayın. Ben dışarıda bekliyorum. Gel. Oo, Esmer oğlu. Oğlu bitti işte. Hadi ablamı bekletme. Eşyaları toplayıp geliyorum ben. Kardeş bizim hesabı. Ceyhan. Efendim anne. Ne oluyor oğlum? Bir şey yok anne. Nasıl bir şey yok? Hı? Bana bak. O adamlar sıkıştırıyor seni değil mi? Hı? Elin yüzünde onlar bu hale getirdi. Bir de utanmadan kaza geçirdim diyorsun. Ah be oğlum, bari anneni aptal yerine koyma ha? Ben seni niye aptal yerine koyayım ya? Endişelenme diye söylemedim sana ben. Onlar yaptı evet. Parayı vermedim diye hırpaladılar biraz. Yaptılar. Elleri kırılsın inşallah. Bana bak, acıyor mu? Yok, yok, acımıyor. Ne yapacağız peki Ceyhun? Bir şey söyle. Yani hallederim dedin. Nasıl halledeceğiz? Yani bu adamlar bugün böyle yarın bir daha geldiklerinde Allah korusun yani Ceyhan. Yani aslında bir çare vardı. Ne? Oğlum ne var? Çıldırtma beni, söyle şunu. Evi öteklettirebilirsek eğer, çıkan krediyle ben adamı olan borcunu öderim. Yemin ederim öderim. Bak taksitin hepsini öderim. Geciktirmem bile. Söz veriyorum sana. Bana bak. O taksitleri ödeyeceksin. Yemin ederim öleceğim. Hepsini öleceğim. Yemin ederim öleceğim. Söz veriyorum sana bak. Öleceksin tabii. Tamam şimdiyse yapacağımız onları yapalım. Ama ben bir daha seni asla böyle adamların yanında görmeyeceğim. Duydun mu Ceyhun? Yok ben boyun ölçüsünü aldım. Ben bir daha tanımadım adamların parasını falan almak. Bitti. Tamam göreceğiz. Bir de bir şey söyleyeceğim. Sakın Mert bunu bilmesin. Sen o taksitleri ödeyeceksin. Kredi kapandığı zaman gerekirse ben ona söyleyeceğim. Tamam. Ben istemiyorum. Sen istemiyorum. Bas. Otur. Vallahi ben seni o kadar sevmiyorum. Otur şuraya. Thank you.
Günaydın. Günaydın. Artık gün ne kadar aydın olabilirse. Müsait miydin? Konuşamadık seninle. Hayırdır, kaçırdığım bir şey mi var? Ne bileyim. Bugün önemli. Az önce hatırlatma alarmı çaldı. Beyin pastası alınacak yazmışım. İş çıkış gider alırım diye düşündüm bir anda. Düşünebiliyor musun Doğan? Zihin çok acayip bir şey. Sadece bir saniye dinle. Kızımızın bizimle olmadığını unuttun. Ve o bir saniye. Son 5 yılda yaşadığım en mutlu anda. Yapma Tülin. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Sil o notu. Yoksa İpek'in gittiğini asla kabullenmeyeceksin. Böyle bir şey hangi anda kabullenmek ister ki? Sen? Sen babası olarak evladının öldüğünü kabul edebildin mi? Acım azalacağına her geçen gün artıyor. Hele bir de böyle günlerde. Artık hazırlanmam lazım. Neyse ki bizi ayakta tutan işlerimiz var değil mi? Hadi artık başlasın şu mesai. Abi günaydın. Oo, erkencisin maşallah. Öyle bir sürü evrak işi vardı, o yüzden erken geldim. Hayda. Ben dün gittikten sonra birileri kalmış herhalde. Neyse bunları kaldırayım da Doğan Bey görmesin. Üzüm Ege. Biraz dikkat et oğlum. Biraz dikkat. Abla.
Dün konuşamadık da çok sağ ol. Neden izin verdim gelmesine biliyor musun? Sen de babamı tanı diye. Onun nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu gör diye. Ablacığım bak babam değişmiş. Senin anlattığın gibi değil. Hem herkes ikinci bir şansı hak eder. Banu, insanlar değişmez. Hele babam hiç değişmez. Ama maalesef sen de bunu yaşayarak öğrenmek zorundasın. Yazık çocuğa ya. Bari annesine ver değil mi? Mert, sence bulduklarımız çocuğun annesinin kazanmasını sağlayacak mı? Bence kesinlikle kazanacak. Şunlara baksana ya. Bayağı kendilerinden eminler. Güzel bir delil var ellerinde bence. Bizimki kadar sıkı bir delil olduğunu sanmıyorum. Kendi kulağımızla duyduk. Adam çocuğunu hafta sonu evde bırakıp tatile gidiyor. Arıyorsun canım. Şuralarda bir yerde emsal teşkil eden bir velayet davası vardı da ona bakıyorum. Ne güzel. Bize de söyle biz de bakalım. Tabii söylerim. Ama siz de bize ne bulduğunuzu söyleyeceksiniz. Niye böyle bir şey yapalım? Hatırlatırım. Biz rakibiz. Değil mi? Bunu partnerine de hatırlatsan iyi olur. Biz rakibiz. Boş ver. Bugün zaten ezici bir zafer kazanacağız. Ege. Sen biraz hırslı mısın? Benimki tamamen hayatta kalma savaşı. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ha, bu arada sizin ilgilendiğiniz davadaki Aynur Hanım geldi. Ömür Bey ve avukat da gelmek üzere. Haberiniz olsun. Hay hadi. Buyurun böyle alalım sizi. Selim Bey de birazdan gelir. Ne ikram edelim? Teşekkür ederim, ben bir şey almayacağım. Teşekkür ederim. Zaten fazla vaktim yok. Senin zaten hiçbir zaman vaktin yok ki. Aynur, insanların içine yine başlama lütfen. İzninizle. Siz hayırdır böyle? Koştur koştur. Bu bizim davamız Irmak Hanım. Peki. Ama Selim Bey'i bekleyin, olur mu? Tabii. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selim Bey'in asistanları mısınız? Hayır, biz Doğan Bey'in stajyerleriyiz. Ama bu dosyayla da ilgilenmemizi istediler. Malum, karışık bir dava olduğundan biz de yardımcı olmak istedik. Sevimli dostumuz bizim için önemli. Buraya onun geleceğini konuşmaya geldik, öyle değil mi? Ya, adama baksana, sanki evcil hayvandan bahsediyor. Böyle bir şey olabilir mi? Burada bulunan kimse benim neler yaşadığımı bilemez. Burnumda tütüyor yavrum. Ana yüreği işte. Onu bizi terk etmeden önce düşünecektin. Bak ya. Duyan da sadık bir adam sence. Kusura bakmayın, beklettim. İzninizle. Arkadaşlar bir dakikanızı alabilir miyim? Pardon. Gençler, izin verirseniz müvekkilimle karşı tarafla kısa bir toplantı yapacağım. Tabii ki. Ama anlaşmaya oturmadan önce Ömür Bey hakkında bilmeniz gereken şeyler var. Biz biraz araştırma yaptık kendisi hakkında. Sorumsuz, bencil bir adam. Çocuğuyla ilgilenmek dışında her şeyle ilgileniyor. Evet, hatta bakın. Çocuğuyla tek bir fotoğrafı bile yok. Gün boyu dışarıdaydı. Evet, hafta sonu bir plan yaptığını duyduk. Çocuğunu evde bırakacak. Kalpsiz, vicdansız adamın teki. Kesinlikle. Tek derdi müvekkilinizin canını acıtmak. Çocuğuyla hiçbir alakası yok. Şirin annesi bakmalı. Arkadaşlar ne oluyor, ne yaptınız siz? Birazcık araştırma yaptık. Anlaşıldı. O kadar araştırma yapmışsınız, yorulmuşsunuz.
Sizden ricam bu bildiklerinizi şimdilik saklamanız. Tabii. Hadi o zaman. Bu konuda direnirseniz Ömür Bey, biz de anlaştığımız maddeleri geri çekmek zorunda kalacağız. Bu dava sizin için de, bizim için de zorlaşacak. Ben Şirin olmadan yapamam. Hafta sonu onu görmeye gelebilirsiniz. Aynur Hanım bu konuda anlayışlı olacaktır. Selim Bey, affedersiniz. Yani görmeme bile izin vermiyor ki yavrumu. Günlerdir fotoğraflarına bakarak avunuyorum ben. Geçen gece bakıcısıyla karşılaştım yolda. Beni o kadar özlemiş ki. Bakar mısınız şuna? Ne kadar tatlı değil mi? Çok tatlı. Şirin bu mu? Çok tatlı değil mi? Çok tatlıymış. Sizin anlaşamadığınız bu yani. Yani. Harika. Çok güzel. Madem çocuğum haftaya Şahinur'da kalacak, hafta sonu tüm gün alırım. 8 saat olmaz. Tamam. Anlaştık o zaman. Peki, o zaman dosyayı tamamlamanız için size veriyorum Selim Bey. Ömür Bey de o zaman imzasını atar. Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bize bir açıklama yapacak mısın Fırat? Arkadaşlar ne oluyor? Velayet davasındaki söz konusu olan çocuğun bir köpek olduğunu öğrendik de. Küçük bir çocuğun geleceği için endişe ettik. Adamın peşine takıldık. Olacak iş değil. Yeni gelen stajyerlerimize bir hoş geldin şakası yapayım dedim. Aşk olsun Fırat. Tamam, özür dilerim. Nereden bileyim pat diye masaya oturacaklarını. Ama kabul edin, çok komikti. Hadi üzülmeyin siz de. Dosyaya gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ederim. Ama bundan sonra daha dikkatli olun. Hadi şimdi herkes işinin başına. Selim. Girin. Kötü bir şey mi oldu? Maalesef Doğan Bey. Tanığımız Eşref Güner konuşmaktan vazgeçti. Durdular değil mi adamı? Sanırım Tahsin Terman kendisine ulaşmış. Yani bunu net bir şekilde söylemedi ama ben konuşmamızdan bunu anladım. Tamam, sağ ol. Herkese madar olduk. Acaba herkes biliyor mu? Doğan Hoca bilmesin yeter bana. Adamın bir daha yüzüne bakamam. Düşünsenize, hakkımızda bıraktığımız ilk intiba saf bu çocuklar olacak. Ya düştüğümüz duruma bakar mısınız? Saçma sapan bir yarışa girdik. Rakip olacağız diye detayları kaçırdık. Bu da demek oluyor ki önce iyi bir ekip, sonra rakip olacağız. Tabii. Nasıl mümkünse. Ben onu bunu bilmem de adam sağlam kafa buldu bizimle. Bir de bana göz falan kırpıyor ya. Egeliler böyle gol yemez genelde. Ben fena bozuldum. Bir gideyim kendime geleyim. Var ya,
dosyayı vermemesinden anlamalıydık. Bence de. Ya ben böyle bir şey yemem aslında ama... şu sıralar kafam çok karışık. İlk görevimizdi. Hepimiz fazla heyecanlandık. Ayrıca adam bizi yanıltmak için bilinçli olarak bilgi sakladı. Üzülmeyin arkadaşlar. Fırat bir şey dediğinde iki kere düşünmesi tavsiye ederim sadece. Bu arada Doğan Bey sizi çağırıyor. Beni mi? Hı, odasında. Girin. Buyurun Doğan Bey. Otur Hale. Eşref Güner tanıklık etmekten vazgeçti. Eşref Güner? Ha, TT Holding davasındaki tanığınız. Aa, çok üzüldüm. Kötü olmuş bayağı. Evet, çok kötü oldu. Son anda konuşmaktan vazgeçti. Neden acaba? Yani TT Holding adama ulaşıp susturmuş olabilir. Ben de öyle düşünüyorum. TT Holding'in Eşref Güner'den haberi yoktu. Karşı tarafın böyle bir tanıktan haberi yoktu. Sadece biz biliyorduk. Bizden bir iki kişi. Ve sen. O gün tesadüfen duydun. Nasıl yani? Tahsin Tayman'a haber uçurduğumu mu düşünüyorsunuz? Olamaz mı? Üvey kızısın. Bu ofisteki herkesten daha çok nedenin var bilgi sızdırmak için. Doğan Bey, bilgi sızdıran kişi ben değilim. İşime asla ihanet etmem ben. Ama eğer isterseniz işi bırakabilirim. Tamam. Ben anladım sizi. Siz mahkemeyi kurmuşsunuz zaten. Kararı da çoktan vermişsiniz. Muhbirin ben olduğuna o kadar eminsiniz ki bence savunmaya gerek yok. Kahveler geldi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Alo. Hafta sonu etkinliğinden haberim var hocam. Dilara de prova yapıyor. Annesi daha dönmedi biliyorsunuz. Biz anneannesiyle katılacağız. Tamam. Görüşürüz hocam. Çok özel değilse bir şey sorabilir miyim? Tabii. Dilara sizinle mi kalıyor? Evet. Ablam sağ olsun epeydir ortalıkta olmadığı için biz bakıyoruz. Baba desen baştan beri yok zaten. Ya bakmak mesele değil. Dilara canımız feda. Ben onun için üzülüyorum. Bir anne çocuğunu hiç aramaz mı ya? Çok üzüldüm. Özlüyordur annesini. Hem de nasıl? Her gün yalan söylemek zorunda kalıyoruz. Annen sen okuldayken arada diyoruz. Da yani bir yere kadar. Zavallım dün isyan etti. Pardon ya. Senin kafanı şişirdim. Kusura bakma. Olur mu öyle şey?
Sakın öyle düşünme. Aslında bir hediye alsanız, annesi almış gibi. Belki biraz özlemi diner, hem sevinir de. Yine yalan söyleyelim diyorsun yani. Yok, tam öyle demiyorum tabii de. Babam da bizi terk etmişti. Akşam uyumadan önce Allah'ım ne olur sabah uyandığımda babam dönmüş olsun diye dua ederdim. Her gece ama istisnasız. Şimdi düşününce birilerinin bu babandan geldi diye yalan söylemesi iyi olurmuş gibi geldi. Tabii sonra geldi ama. Yemeğe mi? Hayır Bahar, gidiyorum. Artık 3 kişisiniz. Nasıl yani, istifa mı ettin? Evet, istifa ettim. Çünkü ben bu önyargıya gelemiyorum. Tahsin Tayman'a muhbirlik yaptığımı düşünüyorlar. Ben gerçekten üzüldüm. Üzülme ya. Boş ver. Ya ne alakası var? Niye böyle bir şey yapsın ki? Tahsin Tayman... Hale'nin üvey babası. Allah kahretsin ya. Aklımı yiyeceğim. Vallahi sinirleniyorum ben böyle. Lan çıkacak diyorum çıkmıyor. Aha diyorum bugün çıkacak diyorum lan diye dibi gördü ya. Al bak sen bu koyun boyun kaptırdın kendini iyice. Donuna kadar kaybedeceksin en sonunda. Şu kredi bir çıksa da. Ne kredisi ya? Evi ipotek mi ettireceksin? Ne yapayım oğlum? Ne yapayım? Başka çarem mi var? Sağ olsun annem halledecek. Ben de ona taksit ödeyeceğim vallahi. O da kabul etti. Sağ olsun. Mert'in de haberi olmayacak. Bankanın anlaşmalı olduğu adam gelecek eve. Eve bakacak. Mert'e ne diyeceksin o zaman? Oğlum saat diye bir kavram var yani. He. Ona göre ayarlıyorsun. Onu iyi ayarlaman lazım. Sekoya. Sekoya. Bak bak. Bak şu hayatlara bak. Bak bak da girdin koyun işine. Anca izliyoruz şimdi. Sus. Vallahi sus ya. Sus ya. Sen biliyor muydun Tahsin Tayman'ın kızı olduğunu? Evet biliyordum. Ama söylememi gerektirecek bir durum olduğunu düşünmedim. Yani abim de TT Holding'de çalışıyor. Davayı gördüğümde olayı merak ettim. Abim orada çalışıyor diye bakmadım meseleye. Sence yapmışımdır? Yani en iyi tanıyan sensin sonuçta. Hale pek çok şey yapabilir ama böyle bir şeyi hiç sanmıyorum. Oh be, kendime geldim. Buzlar kraliçesi yok mu? Dur tahmin edeyim. İçeride puanları topluyor değil mi? Hale istifa etti. Ne? Şaka. Yok değil. Doğan Bey TT Holding davasında birilerinin ofisten bilgi sızdırdığını düşünüyormuş. Davaya tanıklık edecek neydi adı? Eşref Güner diye biri. İşte güya Hale bu ismi Tahsin Tayman'a iletmiş. Adam da tanıklık etmekten vazgeçmiş. Eşref Güner. Eşref Güner. Nereden tanıyorum bu ismi ya? Eşref Güner diye bir isme ulaşılmış. Önemliymiş, onun için aramıştım. Elbette. Keşke daha önce size ulaşabilseydim. Ama hala geç sayılmaz. Oğlum Ege saçmalama, söyle gitsin. Adi bir dövüş değil bu. İzmirli adama yakışmaz.
Necdet Bey. Tanıklık yapacağınızı söylemişsiniz. Ama son anda konuşmaktan vazgeçtiniz. Neden? Öyle icap etti. Öyle icap etti demek. Aslında ne icap ederdi ben size söyleyeyim mi? TT Holding'in insanların sağlığıyla oynamaması icap ederdi. Bir cana mal oldu. Bunun telafisi mümkün mü? Değil. Ama onlar insanları parayla susturmaya çalıştılar. Cezadan kurtulmak için her şeyi deniyor adam. Kazanmamıza şu kadar kalmıştı. Çok yaklaşmıştık. Ama bu durumda dosya kapanabilir. Tereyağından kıl çeker gibi kurtulacaklar. Çünkü bizim tanığımız konuşmaktan vazgeçti. Gözünüzü seveyim, beni bu işe karıştırmayın. Eşref Bey, bu davada fabrikanın eski ürünlere yeni etiketler bastığını bilen bir tek sizsiniz. Eğer tanıklık yapmazsanız kaybederiz bu davayı. Baba, yeni televizyonumuz ne zaman gelecek? Şşt oğlum. Peki. Ben sizi daha fazla meşgul etmeyeyim. Geçireyim sizi. Biliyor musun? O ailenin de seninki gibi bir oğlu vardı. Hale, ne oldu kızım sana? Nasıl ulaştın Doğan Yener'in tanığına? Kim verdi sana bu bilgiyi? Haleciğim, ne söyledin hakkında hiçbir fikrim yok. Yani nedir bu tanık meselesi? Bir tanığımız vardı. Ha. Hı hı. Senin davayı kaybetmene sebep olacak kadar güçlü bir tanıktı. Hı. Ama nedense son anda konuşmaktan vazgeçti. Aa. Bak bu sizin için gerçekten çok kötü olmuş ha. Kötü olmuş. Ya ama olayı bana nasıl bağladın ben onu anlamadım şimdi. Ya ben bir şey yapmadım çünkü. Yalan söylüyorsun. Hale, o nasıl söz? Tahsin niye yalan söylesin sana kızım? Senin yüzünden işten istifa etmek zorunda kaldım bugün. Sırf senin üvey kızınım diye herkes benim yaptığımı düşündü. Sana o adamın yanında çalışma derken işte bak ben bunu kastediyordum. Ama sırf beni üzmek için sen ne yaptın? Ne oldu sonuçta? He? Ok sana dedi. Değil mi? Ayrıca ben neden bir tane susturmaya çalışayım ya? Ya ben de şirketimde susuz. Sen toplan... Basın toplantısını izlemedin mi sen? İzledim. Ha. Herkes gibi ben de suçunun üstünü örtmek için para verdiğini düşünüyorum. Çünkü sen busun işte. Yaparsın, edersin. Ondan sonra da böyle üstünü örtersin işte. Hale! Yeter artık ama. Gerçekten benim burama kadar geldi. Kızım sana ne oluyor ben gerçekten anlamıyorum. Nedir senin bu bize karşı olan kinin, nefretin? Ya Tahsin sana kol kanat germekten başka, seni korumaktan başka ne yaptı? Size afiyet olsun. Kahretsin.
Sen nereden girdin bizim hayatımıza ya? Sen nereden girdin? Nereden girdin? Mahvedeceğim seni. Seni mahvedeceğim. Yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Vallahi ben dayanamayacağım. Dolmadan vuruyorum. Vur. Oo, kuşum gel, sofra hazır. Gel bakalım, gel, hoş geldin, gel otur. Akşam yemeğimiz bu mu? Babam böyle istedi. Akşam yemeği için uğraşma dedi, senin kartın da yanımdaydı, canın istediklerini aldım. İyi yapmışsın. Tabii canım, iyi yaptık. Ben kızlarımı yoracak bir adam mıyım ya? Yorar mıyım ben kızlarımı? Öyle bir adam mıyım? Hadi. Kızım bakma lan, oturuver. Yabancı bir kavga öyle. Yemekten sonra da büyük sürpriz. Çilekli çikolatalı dondurma. En sevdiğinden. Ben çilekli dondurma sevmem. Allah Allah. Ben öyle hatırlıyorum. Var mı? Kızım niye söylemiyorsun ablanın çilekli çikolatalı sevmediğini? Sormadım ki baba. Ablam için aldığını bilsem söylemem mi? Neyse, ne boşa. Ne yaptın? İş baktın mı kendine? Baktım tabii. Bir iki yer dolaştım falan. Bir piyasa yaptık. Şimdi belli bir yaştan sonra tabii hemen iş güç sahibi olamıyorsun. Daha zor oluyor yani. Ama pek yakında halledeceğim inşallah. Bir mesleği de olmayınca insanın zor oluyor tabii. Bir gün orada, bir gün burada. Ha bir de senin bakkal dükkanı batırmışlığın vardı değil mi? Vardı, vardı. Yazık. Annem borçlarını ödeyene kadar canı çıkmıştı kadının. Şimdi Bahar'cığım. Hı. O kadar haklısın ki. Size de. Rahmetli annenize de çok haksızlık ettim ben. İnanmaya inanmaya Allah'ın günü vicdan azabı çekiyor. Bilmezsin. Her hafta mezarlığa gidiyorum. Annenin başucuna çiçek bırakıyorum. Yapma öyle bak. Konuşuyorum onunla. Af diliyorum. Duyuyorum, bilmiyorum. Mekanı cennet olsun. Şu an rahmet istedi biliyor musunuz? Bahar'cığım. Bahar. Üzülme baba. Bakma sen onun öyle esip gürlediğine. Kimseye kin tutmaz o. Yakında sana da yumuşar bak. Doğrudur. Benim esmer balım. Üzülme sen. Ama o kadar haklı ki biliyor musun? Onun sözleri böyle hançer gibi kalbime saplansa da ona kızamıyorum. Haklı çünkü. Yapacak bir şey yok. Aldı. Dayıcığım, bunu gerçekten bana annem mi gönderdi? Evet. Dedim ya, annem postayla göndermiş diye sana. Canım annem benim.
gidiyorum artık. Yarın okulum var, tamam mı? Dayıcığım, annemin gönderdiği notu tekrar okur musun? Okurum tabii. Seni çok özledim tatlım. En kısa zamanda görüşeceğiz. Seni çok seviyorum. Annen. Ben de annemi çok seviyorum. Hadi iyi geceler. Sen şu bebeğini de al. Dayıcığım. Ne oldu yine söyle. Ben bu gece dünyanın en güzel rüyalarını göreceğim. Tamam. Sabah anlatırsın, tamam mı? Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Girin. Doğan Bey. Gel Fırat. Adliyeden geliyorum. Bir davayı daha kazandığımı bildirmekten gurur duyuyorum. Kazandığımızı diyecektin sanırım. Tek değilsin. Yeni Ertan hukuk adına çalışıyorsun, değil mi? Elbette. Ağız alışkanlığı olmuş, kusura bakmayın. O zaman bir güzel haber de benden sana. Taymanların davasına bir tanık daha bulduk. Birazdan görüşmeye gideceğim onunla. Ya, öyle mi? Harika bir haber bu. Değil mi? Kolay gelsin size. Ben de işin başına döneyim artık. Dön Fırat'cığım.
padişah. Ve mat. Alo. Doğan Yener'le konuştum şimdi. Yeni bir tanık var elinde. İsmini bilmiyorum ama biraz daha adamla buluşmaya gidecek. Tanığın fotoğrafını çekebilirim. Irmak'cığım, benim Gül Hanım'ın kafeteryasında bir görüşmem var. Bir saate dönmüş olurum. Tamam Doğan Bey. Çıktı mı Doğan Bey? Evet. Ya kaçırdın mı? Gül Hanım'ın kafesine gitti. Bir görüşmesi varmış. Bir saate gelirim dedi. Öyle mi? Tamam. Ben bir yemeğe çıkayım o zaman. Geçerken uğrarım belki. Afiyet olsun. Doğancığım, nasılsın? Nasıl gidiyor işler? İyi diyelim, iyi olsun Mehmet. Arada böyle pürüzler çıkıyor işte. Bu arada seni de buraya kadar yordum, kusura bakma. Ya fena mı oldu işte canım? Hem bu bahaneyle görüşmüş olduk. Doğru. Uzun zaman oldu. Sen nasılsın? İyiyim. İyi diyelim. Bazı problemler var işlerle ilgili. Onları da çözersek daha güzel olacak. Umarım. En son inşaat işiyle elinizde misiniz? Hayırdır Fırat? Fotoğrafçılığa mı başladın? Yok Tülin Hanım, ben... Tahsin Tayman için bilgi topluyordun değil mi? Doğan söylediğinde ihtimal vermedim biliyor musun? Yanlış anlaşılma olabileceğini söyledim. Ama yanılmışım. Doğan Bey, çok özür dilerim ben. Paraya ihtiyacım vardı, mecburdum. Senin nedenlerinle hiç ilgilenmiyorum Fırat. Sebebi ne olursa olsun ihaneti affetmem mümkün değil. Ve emin ol, bir daha avukatlık yapamaman için elimden geleni yapacağım. Biliyorum hepiniz hayal kırıklığına uğradınız. En çok da Tülin'le ben. Ama Fırat yaptığı bu eylemle zaten bizden biri olmadığını kanıtladı. Çünkü Yenertan hukuk ailesi birbirinin arkasını kollar. Sırtından bıçaklamaz. Doğan Bey, bu yeni bilgi ışığında hale ne olacak? Doğan Bey, sizi çıkmadan yakaladım. Bir sorun mu var Ege? Hale yapmadı. Bilgiyi sızdıran o değildi. Sizler gibi iş arkadaşlarına sahip olduğum için gurur duyuyorum. Hadi bakalım. Şimdi herkes işinin başına. Dönmene sevindim. Gerçekten mi? Peki, söylemedim Ferzet. Yok bozulma, gerçekten soruyorum. Aklınızın ucundan hiç geçmedi mi bir rakibimizi eledik diye? Vallahi yalan yok. Hatta bir ara ne kadar güzel kurtulduk bundan dedim. Ama lehime tanıklık yaptın. Neden? Adalet duygusundan olabilir mi acaba? Daha çok Doğan Bey'in gözüne girme isteği diyelim Mert'ciğim. Ben niye böyle körü körüne inanıyorum insanlara?
Kaç senelik avukatım, türlü çeşit insan gördüm üstelik. Çünkü iyisin. İnsanlara karşı hala umudun var. Bu da seni kandırılmaya açık yapıyor. Kaza olduğunda da... Kaza olduğunda ne? Bunları kaç kere konuştuk? Bilirkişi raporlarını sen de gördün. Hala aksini mi iddia ediyorsun? O raporlarda olmayan şey benim içimdeki şüphe. Tülin. Doğan lütfen. Bunları kaç kere konuştuk? Tekrar aynı konuları konuşmayalım. Biz bu yüzden ayrılmadık mı seninle? Sen ayrıldın Tülin. Biz deyince ortak kararımızmış gibi olmuyor. Evet, ayrılmak benim kararımdı. Bitip tükenmek bilmeyen inadınla, sorgulamalarınla beni yordun. Yaramın kabuk bağlamasına izin vermedin. Her gün yeniden verdim toprağa evladımı. O kadar çok yoruldum ki. Senden ayrılmaktan başka çare bırakmadın bana. Ben buyum Tülin. Görünenin ardında başka bir şey olduğunu sezersem peşini bırakmam. Ve adım gibi eminim ki kızımızın ölümü kaza değil. Merhaba. Ben hatırladım seni. Sen Mert'in arkadaşısın. Evet, Mert'in arkadaşı Bahar ben. O gece tanışmaya fırsatımız olmamıştı. Ceyhun, ben de Mert'in abisiyim. Ama Mert daha gelmedi. İstersen içeri... Yok, ben onun için gelmedim. Burası Mert'in evi çıkınca şaşırdım biraz, kusura bakmayın. Yani? Ben Kahraman Emlak'tan geliyorum. Evinizi ipotek ettirmek istiyormuşsunuz galiba. O yüzden banka yönlendirdi beni. Evin fotoğraflarını çekecektim. Sen avukat değil misin? Ya emlakçılık da mı yapıyorsun? Evet. Staj bitene kadar mecbur. Tamam. Lütfen buyur. Bu işe de mi emlakçılar bakıyor ya? Çalıştığım emlak şirketi ayrıca ekspertiz hizmeti de veren kurumsal bir yer. Evin fiyatını belirlemek için Kahraman Bey bankanızla görüşecek. Ben sadece fotoğrafları çekeceğim. Ulan İstanbul'da kaç tane emlakçı var? Bize gele gele Mert'in arkadaşı denk geliyor. 13.000 falan. Nasıl? İstanbul'daki emlakçıları sormuyor muydunuz? 13.000 civarıymış. Selam. Neredesin kızım sen? İşteydim anneciğim. Aa, yeni iş mi buldun? Yok, eski işime geri alındım ben. Benim bir tarman olmadığımı anladılar artık. Haleciğim, sana ne diyeceğimi gerçekten bilmiyorum. Duran şu bizim kıza söyle de bir bardak daha getir versin. Ay tamam Tahsin'cim, yeter artık. Fotoğraf çekileceğiz şimdi. Ah, benim bir tanem. Ah prensesim, ne kadar güzel olmuşsun. Yok yok, giyme. Onsuz bir fotoğraf çek değil mi? Ondan sonra onunla da çekeriz. Tamam. Hadi gel. Buyurun buyurun. Geç bakalım hayatım. Tahsin'cim hadi hayatım, gel sen de. Ya burada mı çekineceğiz ya? Evet. Yukarı verandaya gidelim, orada gölgede çekerim orada. Ay Tahsin'cim evet, yukarıda da çekeriz sonra. Nasıl duracağız? Böyle. Buyurun.
Hayreciğim, o ne surat, biraz güler misin lütfen? Hadi bir tanem. Heh. Anne, bu fotoğrafı niye buraya astın? Hep gözümüzün önünde olsun diye. Benim biricik kızımın liseden mezun olduğu gün. Ay, ne kadar güzel bir gündü. Ne kadar güzel bir gün müydü? Evet. Ailemizin en mutlu günlerinden biriydi. O yüzden çok seviyorum ben bu fotoğrafı. Ben hiç sevmiyorum. Hatta nefret ediyorum anne. Lütfen kaldıralım bunu. Ay Haleciğim, saçmalama. Ama ben senin derdinin ne olduğunu anladım. Neymiş benim derdim? Sen bu fotoğrafta güzel çıkmadığını düşünüyorsun. Hatırlıyorum, o zaman da aynı şeyi söylemiştin. Ama bebeğim, ben annen olarak söylüyorum. Muhteşem görünüyorsun, baksana. Ay, delireceğim galiba. Anne bak, beni şu kadarcık seviyorsan o fotoğrafı oradan kaldırırsın. Rica ediyorum. Haleciğim, ama ne kadar uzattın sen bu meseleyi. Yani altı üstü bir fotoğraf. Elbette seni seviyorum ama bu fotoğrafı bu duvara astım ve burada kalacak. Kapris yapma artık. Kapris. Kapris mi yapıyorum ben şu anda? Anne sen ne kadar körsün ya. Ne kadar körsün ya. Ya o fotoğrafı oradan indirirsin ya da ben indireceğim. Hayır efendim. Bana böyle saygısızlık edip istediğini yapmamı bekleme lütfen benden. Bu fotoğrafta sonsuza dek bu duvarda kalacak. Bitti. Öyle mi? Tamam. O fotoğrafta sonsuza dek o duvarda kalsın o zaman. Hale? Hale ne yapıyorsun? Hale nereye gidiyorsun? Hale saçmalama. Gel konuşalım. Kızım cevap versene, nereye gidiyorsun? Ya Hale. Haleciğim lütfen gel konuşalım. Böyle şeyler yapma. Ay Hale bak, konuşalım lütfen, ne olur bir. Ya yeter. Haleciğim bak lütfen. Bırak. Hale. Hale. Hale lütfen. Hale hayır. Hayır. Hiçbir yere gidemezsin. Bırakmam. Anne çekilir misin önümden? Gitmek hayır. istiyorum. Hayır. Hale lütfen. Lütfen bak. Ne olur konuşalım. Ya neden böyle bir şey yapıyorsun? Gerçekten anlamıyorum. Hatı üstü bir tane fotoğraf. Ya bir bardak suda fırtına koparmak gibi bir şey seninki. Ya bak, burası senin evin ve hiçbir yere gidemezsin. Hayır anne, bu ev benim evim değil ve ben burada kalmayacağım. Ben artık o eski kız çocuğu değilim. Artık bitti. Ben kendi hayatımı kurmaya gidiyorum. Çekilir misin önümden? Bahar. Şimdi şöyle bir durum var. Mert bu durumları bilmiyor. Yani söylemezsen sevinirim çünkü biz bu durumu annemle aramızda çözmek istiyoruz. Tamam, söylemem. O zaman haberleşiriz. Tamamdır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahar. Senin ne işin var burada? Thank you.
Doğan Bey'in dikkatine. Neymiş bu ya? Doğan Bey merhaba. Hukuk bürosunda staja başlamış avukat adaylarıyla ilgili bir videoyu paylaşmak istedim. İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Şimdi bittik biz.